videomuza hoş geldiniz diyorum ve gerçekten ben videoya başlamadan, bakın size yalan söylemek istemiyorum, tamam mı? Videoya başlamadan önce çok ufaktan dedim ki, ben dedim acaba nasıl notlar almıştım dedim. İki bir göz attım, Allah beni kahretmesin, bunlar nasıl notlar gerçekten? Rezalet yani. Ve hayatımda ilk defa öyle bir not almıştım. Şu anda ne söylemiyorum. Hiçbir, az önce girince, az sonra girince siz de göreceksiniz. Şimdi e-okula giriyorum. Bir de annem de benimle beraber. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Zeynep'le birlikteyim. E-okul notlarını inceleyeceğiz. Birinci dönem ne aldığını gerçekten ben de unutmuştum. Hep birlikte hatırlayacağız. Daha sonra ikinci dönem notlarına bakacağız. Bakalım yeni notları nasılmış. Gerçekten videoda heyecan olsun diye ikinci dönemdeki hiçbir notuna bakmadım Zeynep'in. Bazılarını söylemişti, sadece onları biliyorum. Tabii. Hayatım onlar da güzel notlar şimdi, kabul et. E-okula bastım. Nedense bana söylerken hep iyi notları söylüyor zaten. Yüksek notları ben e-okuldan öğreniyorum. Her çocuk öyle yapmaz mı? Kabul edin. Her çocuk öyle yapar. Şimdi bir kere babam geldi bu arada. Neyse. E-okulu açtım. İlk olarak tabii ki beden eğitimi 100. Aa, şaşırdık mı? Hayır. 100 aldım bedenden, ağlayın. Şaka yapıyorum. Bu arada bedenci şey yapıyordu cidden, yani 70-80 verdikleri oldu yani. Hmm. Evet, yani ben gerçekten katılıyorum diye belki 100 vermiştir. Belki sırf okul takımındayım diye 100 vermiştir. Neyse, biyoloji böyle bir şey yok, böyle bir düşüş yok. Coğrafyada da böyle bir düşüş yok gerçekten. Bir babama baksın gelsin annem. Sen git bir gel bak. Evet, annem geri geldi. Hoş geldin anne. Devam ediyoruz. Biyoloji. İlk notum 96. İkincisini tahmin et. Her seferinde bir yerini kaşıdığına göre Zeynep burada bir düşüşe geçmiş. İlk sınav 96. İkincisi arkadaşlar şu an görüyor. Sen 95. Aynen. 94. Düş. 50. Birazcık çek. Çok, birazcık mı? Ben ona mahsus düşmüştüm Zeynep. 96'dan 65'e düşmüş. Aferin Zeynep'ciğim sana. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kesin bak hiç hatırlamıyorum ilk dönem ne olduğunu. Ama büyük ihtimalle biyoloji hocası sınavları çok zor yapmıyor. Büyük ihtimalle ben zaten bundan yüksek alırım, İkinci sınavdan da yüksek bekliyorum diye girmişimdir sınava. Sınavdan çıkınca hala yüksek not bekliyorumdur. Ama notlar açıklanınca, o düşüşü görünce moralim bozulmuştur ki büyük ihtimalle öyle bir şey olmuştur. 96 aldığım sınava, yani sözlülere 185 girmiş kadın. Helal olsun. Sonra coğrafya. İlk sınav 88. İkincisi 100. İkincisi 42. Allah'ım. Ben hayatımda, bakın bundan daha düşüğü de var. Hatırladım. Çok sinirlenmiştim ben ona. Ben de çok sinirlenmiştim. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten özellikle... Ama çalışmıştın o sınava sen. Evet. Hayatımda ilk defa bir coğrafya sınavına çalışmıştım. Allah kahretmesin ki ondan da 42 aldım. Daha hiçbir coğrafya sınavına çalışmıyorum. Yani ne biliyorsam iki bakınıyorum öyle giriyorum. Başka hiç özellikle oturup saatlerce vaktimi ayırmıyorum coğrafya çünkü... Ayırdığımda ne olduğunu gördüm ben, tamam mı? İlk sınava hiçbir şey yapmadım. İlk sınav 88. Hiçbir şey yapmadan girdim. İkincisi 42. Çalıştığınızdan daha düşük alıyorsunuz. Öyle denk gelmiş işte. Çalıştığında normalde yüksek alırsın da. Sözlüler de karıştırmışsındır. Can hocam, bal hocam, aşk hocam. İlkine 80, ikincisine 90 girmiş. 42 almama rağmen 90 girmiş. Neyse, coğrafya hocasını sendeki o pırıltıyı hissetmiş demek ki. Coğrafya hocasını buradan. Neyse. Din kültürü ve ahlak bilgisi 96-90. Bari dinden 90'dan aşağı düşmeyeyim değil mi? Yani burada da zahmet oldu sanki biraz. 96-90 sözlüler 95-95. Helal olsun kadına. Felsefe. Felsefe dersi 78-85. Felsefe dersini hiç sevmem. Bakın felsefe, sadece felsefe denince insanın aklına ne geliyor? Tartışma geliyor değil mi? Felsefe dersinde o kadar çok terim var ki, çok saçma sapan benim aklıma hep var. Eflatun geliyor, neyse. İsmi değişik gelmişti o zaman bana küçükken. Hiç sevmem felsefe dersini. Felsefeyi severim ama felsefe dersini sevmem. Sözler 90-90. Fizik, Allah kahretmesin. Fizik, evet. Tahmin et. Fizik çok kötü. Ben buradan göremiyorum. 42'den de kötü. Ay, hatırladım, 30'lu bir şeydi. 20. 20'li miydi? Evet. Ay. Ama bakın. Ben ömrü hayatımda, bakın ilkokulda düz geçmiş bir insanım ama ilkokulda bile 20 aldığımı hatırlamıyorum ben, tamam mı? Yani gerçekten 20 çok bambaşka. Allah seni ben. Kafana hedef alacaktım, alamadım. Eşofmanımın neyi vardı, ne yazık ama. Evet, ilk sınav... Daha düşük not gelirse bir daha. Yok, gelmez. İlk sınav 20, ikincisi 95. Ha. Dikkatini çekerim.
Allah'tan orada bir sıyırmışsın. İnşallah yani Bakalım sözler. hocan çaba sarf ettiğini anlamış mı? Not vermiş mi? Sözler 90-90. Yüksek vermiş. İyi bari. Kimya 96-91. Ben şu kimyadan ilk dönem 100 alamadım diye oturup ağlayasım geldi ya. Kimyayı hem seviyorum bir de kimyanın ilk dönemi daha şeydi böyle. 10. sınıf ilk dönem daha sayısal kısmıydı böyle kimyanın. İşte mol kavramıdır vesairedir vesaire böyle işlemli şeyler vardı. Sözel kısmı çok azdı. O yüzden daha çok hoşuma gidiyordu. Daha iyiydi ve daha 100 alamayınca bu bana daha çok batıyordu. Kimyadan 100 alamayınca, diğerlerinden 100 alamayınca o kadar batmıyor da kimyadan alamayınca Sevdiğin ekstra bir için, değil batıyor. mi? Evet. Sözlerimde 100-100 yani sağ olun hocam teşekkürler. Matematik. Allah'ım Zeynep tripten tribe giriyorsa anlayın ki orada bir düşük not gelecek. Hiç geçiştirmeye çalışma Zeynep. Kaç? Matematiğin iyiydi senin. İkinci sınavım mı? 90-100'den aşağı almıyordun. İlk sınavım 55. Harikasın İkincisi Zeynep. 95. Harikasın. İkincisi Harikasın. 95. Zeynep. Tiş tutturamadım Vallahi tutmadı. bu sefer. Ay, ikincisi 95 ama. Ay şunu katlayıver yok. Attın o Bana kadar atarsan katla. geri gelebilir yani. İkincisi 95. Sözlerim 100-100. Yani. Nesne tabanlı programlama 65-80. Sözler 90-95. Bakın hiç ağzımı yüzümü eğmeden söyleyince daha normal oluyor. Ağzımı yüzümü Ya eğmiyorum. ya ya. Robotik kodlama 85-85. Sözler de 85-85. Ben geçen sene Allah'ım ölüyordum. Ne oldu biliyor musunuz? Tam böyle bir puanla takdiri kaçırıyordum ben. Hocaya gittim dedim. Hocam dedim böyle böyle dedim. Ne olursunuz dedim. Bir puan olsun dedim. Bari takdir alayım dedim. Can hocam sağ olsun. Utku hocam, Fav hocam. Festival adamı. Tam bir festival adamı adam. Neyse. Çok iyi bir adam. Onunla sağ olsun canı sağ olsun 85-85 yapmıştı sözlülerimi. Bu sayede 85 olmuştu sözlüm ve takdir almıştım. Oha tarihten böyle bir not aldığımı hiç hatırlamıyorum. Kaç Zeynep? Ben de hatırlamıyorum birinci dönem. Aa tamam okey nedenini de hatırlıyorum. Nedenini söyleyeyim. Önce nedenini açayım bari. Nedeni şu. Ben tarih dersini de hiç sevmem. Çünkü çok sözel. Bir genel bilmemiz gereken tarih var. Bir de çok iç tarih var. Ben iç tarih sevmem. Gerek yok. Yüzeysel bir şekilde hani bilmem gereken belli başlı şeyleri bileyim. Onlar bana yeter, kafi diye düşünüyorum. Bu çok şeydi böyle ilk sınav. Ah, biliyordum ben bu hocaların size lüzumsuz şeyler gösterdiğini. Yani ya yürü git. Bütün suç onlarda. Kendisi de eski tarih öğretmeni olmak isteyen bir insan. Şansa bak annem bu arada. Eskiden tarih videoları çekiyordu. Aa o zamanlar da vardı değil mi? Eskiden böyle annem tarih şeyleri anlatıyordu. Neyse. Her neyse. Öğretmen olmak istiyordu. Olamadı. Annem be. Ah be annem. Tut elimi. Tut. Tut elimi. Neden? Neden olamadım? Neden? Tarih bölümünü kazanıyordum ben ama babam dedi ki Konya'da oturuyorduk o zaman. Oku da memur ol. Dazım. Hayır. Konya'nın dışına yazamazsın dedi. Okutamam ben seni dedi. Öğretmenim dedi. Öğretmen maaşıyla il dışında hem yurt parası hem okul parası hani oralarda yeme içme ödeyemem karşılayamam dedi. Yazıyorsan Konya'daki Selçuk Üniversitesi'nde bir yer yazacaksın dedi. Ah be annem. Yoksa dedi dışarısı olmaz Şu dedi. an Şu tarih anda öğretmeni tarih öğret olabilirdim. aynı puanla tarih hocası arkadaşlarım var. En azından tarih sınavından yüksek alırdım. Ah ah ah. Tarihi de geçtik. Türk dili ve edebiyatı 80-75. Bir dakika tarihi geçmedik. Nasıl? Tarihi geçirttiriyorsun. Benim anılarıma aynı tipleme videolarındaki gibi anılarımı anlattırdın bana. Unutacağımı zannettin değil mi tarihi notlarını? Hadi söyle bakayım kaçmış tarih? 500. O ilk sınavlarda ne yapmışsın ben anlamadım. Okul yeni açıldı böyle adapte mi olamadın? Bütün hepsinin ilk sınavı düşük. Hocaların hepsi farklıydı bir de. O yüzden bir değişik geliyordu bana. Her neyse. Neyse ikincisinden 100 almışım. Buna da şükür. Sözlüler de 100-100 yani. Türk dili ve edebiyatı 80-75. Edebiyat dersini de sevmem. Hocadan kaynaklı bir sorun yok. Dersi Hocalara sevmiyorum. söyleyelim, seni sevmediğin bütün dersleri Ay kaldırsınlar. olur. Sadece sevdiği dersleri koyun Zeynep'in diyelim. Olur, ne olur öyle yapın. Ne olursunuz öyle bir şey olsun. Anne! Gene mi tutmadı? Ay şuna. Bir de olur diyor ya. Türk dili ve edebiyatı 80-75, sözlüler 90-90, yabancı dil 73-55,
Sözler 190. Harikasın Zeynep'ciğim. Neyse en azından şunu fark ettim mi? Seni tebrik ediyorum. Hiçbir hoca 85'ten aşağı vermemiş sözlerimi. Dinliyorsun. Demek ki sende o ışığı görmüşler. Bende ışık her zaman var hayatım. bitti mi? Şimdi ikinci döneme basmıyorum. Çünkü, niye? Neden biliyor musun? Bence şöyle yapalım. Bu hangi kanalaydı? Bu bizim asıl kanalaydı. Hadi be. Hadi be YouTube kanalımıza. Bu Hadi be'ymiş şu an. Evet. Ha. Can bu arada video başlangıçta o kadar iki tane kanal var ya bazen karışıyor mesela bazen diyorum ki ben mesela diyelim bazen çok hasta oldum. Hadi be'ye ekstra video çekemedik o yüzden fenomene çektiğimiz videoyu yayınlamak zorunda kalabildiğimiz zamanlar da olabiliyor. Ekstra bir durum olmadığında asla öyle bir şey yapmıyoruz. Fark etmez hepsi bizim kanalımız zaten. Hepsi bizim zaten. Hepsi bizim hayatım sıkıntı yok o yüzden. Neyse bence bunu da diğer kanala çekelim. Ve ikinci dönem notlarıyla ilgili size bir tüyo vermiyorum. Artık iyi mi kötü mü onu da kendiniz gidin Ferman TV YouTube kanalında izleyin kendiniz görün. Şimdi öbür videoya kadar bekleyecek miyim ben? Evet. Merak ediyordum ben senin bu ikinci dönem notlarını. Bana ne? Bana ne beni ilgilendirmiyor. Anlat burada anlat hepsini. Neyse. O zaman ikinci dönem ev okul notlarımı öğrenmek için Zeynep'in ne yapıyorsun? İçimden geldi. Fenomen TV YouTube kanalımıza takip etmeyi unutmayın diyoruz. Çok rahatsız edici bir ses var. İğrenç. Ya yapma tamam bitir videoyu hadi o zaman. Sizin en düşük notunuz kaç bunu yazın. İlk dönem ilk sınavınızdaki en düşük notunuz kaç bunu yazın bana. Çünkü benim şu anda... gerçekten ilk dönem ilk sınavlar kadar hiçbir sınavdan düşük almadım hayatım boyunca. Bu çok 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 ekstrem bir durumda. 10. sınıf başlangıcı bile biraz zordu karmaşıktı her neyse. Sizi seviyorum. Ben konuşursam saatlerce konuşurum beni bırakın burada. Hepinizi buradan öpüyorum. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Ay Zeynep.